Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere modeli ünlü bir markaya ait olan şahane bir kırlent yapımı paylaşacağım. İki yuvarlak parça öreceğiz ve kenarlarını pomponlarla süsleyerek kırlentimizi tamamlamış olacağız. Gerçekten çok kolay bir yapımı var. Ben çalışırken inanılmaz keyif aldım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Ne kadar ip kullandığım ölçüsünü video içerisinde detaylı olarak sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Kırlentimi yapmak için orijinalinde kullanıldığı gibi pamuk ribbon ipi kullandım. Ben spagetti yarnı pamuk ribbon ipinden 2 adet kullandım. Fakat ikinci ipten çok az gidiyor. Yani son sıra için ikinci ipi kullanmış oldum. Eğer eliniz sıkı olursa sadece tek bir yumak da yeterli olabilir. Benim örmüş olduğum, bakın yuvarlak parçamın çapı 30 santim oldu. Eğer eliniz sıkıysa bir tane yumak da yeterli olacaktır ama ben ikinci parça için, son bir sıra için ikinci yumağı kullanmış oldum. Bir de birleştirme için kullanacağım. Bunu da yani hesap ederek sizler iplerinizi temin edebilirsiniz. Burada bakın iki tane yuvarlak parça hazırlayacağız. Yapım oldukça kolay. Bunu nasıl yaptığımı şimdi detaylı olarak sizlerle paylaşacağım. Ribbon iple çalışırken tığ numaram 6 milimdi. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıklığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Şimdi burada modelimizi anlatmak için farklı bir ip kullanacağım. Tığ numaram da 3,5 milim olacak. Burada maksat modelimizi tarif etmek. Şimdi işe ilk olarak sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkamızı bu şekilde oluşturduk. 1, 2 zincir çekiyoruz. Bu 2 zinciri trabzan kabul etmeyeceğiz. Bu arada aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır? Daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. 2 zincirden sonra tığımın başına doluyorum. Halka içerisine batarak ilmek çıkardım. 3 ilmeğim var. Doladım. İkisini birlikte tekrar doladım. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturdum. Tekrar doluyorum. Halka içerisine batarak ikili trabzan örüyorum. Toplamda 12 adet bu şekilde ikili trabzanlarımı halkamın içerisine örüyorum. Toplamda 12 tane ikili trabzanımı ördüm. Sihirli halkadan kısa kalan ipi çekebildiğim noktaya kadar çekerek bu orta kısmı kapatıyorum. Bu şekilde toparladık. Şimdi İki zincire hiç dokunmadan ilk ördüğümüz trabzanın tepesine batıyoruz. Kısa ipi de gizleyerek örmek istediğimiz için tığımızın üzerine aldık. Bu noktadan ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bakın bir bütün haline getirdik. Yukarı çıkarken her defasında iki zincir çekeceğiz. Bu zinciri yükselme zinciri olarak kullanacağız. Tığımızın başına doladık. İlk ördüğümüz, bakın battığımız trabzanın tepesine batıyoruz. İlmek çıkardık. Tekrar ikili trabzan örüyoruz. Tamamen ikili trabzan çalışacağız. Tekrar bakın ilk battığımız trabzanın tepesine yine aynı noktaya batarak ikinci ikili trabzanı örüyoruz. İki zinciri saymıyoruz. İlk trabzanın tepesine iki tane ikili trabzan ördük. Doluyoruz. Bir sonraki boşluğa geliyoruz. Yine kısa ip tığımızın üzerinde gizleyerek örmeye devam ediyoruz. Bu noktaya yine iki tane ikili trabzan örüyoruz. Tekrar aynı boşluğa. Yani çift örüyoruz. Çift ne demek? Aynı deliğe iki tane ikili trabzan demek. Yani aynı boşluğa iki defa örüyoruz. İki tane ikili trabzanımızı bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Her birine çift batarak, yani her bir boşluğa iki tane ikili trabzan örerek sıramızın sonuna geldik. Yine iki zincire hiç dokunmuyoruz. Burada çift battığımız nokta toplamda 12 tane. Bakın iki zincire hiç dokunmuyoruz. Son trabzana battık iki tane ikili trabzanı. Şimdi hemen ilk trabzanın tepesine direkt batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırarak geçiriyoruz. Sonra iki zincirle yukarı çıkıyoruz. Tığımızın başına doladık. İlk boşluğa, ilk trabzana iki tane ikili trabzan örerek çift batarak başlıyoruz. Birinci trabzan. Şimdi aynı boşluğa ikinci trabzanla çiftimizi oluşturmuş olduk. Şimdi bir sonrakine bir tane öreceğiz. Bir tane tek ördük. Bir diğerine iki tane. Hemen yapalım. Bir. Aynı yuvaya tekrar trabzanımızı örüyoruz. Bir diğeri bir tane. Yani bir çift bir tek. Bir çift bir tek şeklinde tamamını örerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Çift ile başladık. Tek ile sıramızı bitiriyoruz. Son trabzana bir tane trabzan ördükten sonra buradaki iki zincire hiç dokunmadan ilk trabzanın tepesine batıyoruz. İlmek çıkarıp kaydırma yapıyoruz. Sonra tekrar iki zincirle yukarı çıkıp tığımızın başına doluyoruz. Yine ilk hemen kaydırma yaptığımız trabzanın tepesine
2 tane ikili trabzan örüyoruz. Bir. Aynı yuvaya tekrar ikinci ikili trabzanımız. Doluyoruz. Bir sonrakine bir tane. Hemen bir diğerine yine bir tane trabzan örüyoruz. Yani 2 tane tek yapmış oluyoruz. Bir çift, 2 tek. Doluyoruz. Şimdi bu noktaya 2 tane öreceğiz. Hemen yapalım. Birinci trabzan. Bakın aynı yuvaya ikinci trabzanla çiftimizi örmüş olduk. Bu çift demek. Bir tane ördüğümüz noktalarda tek demek. Bakın bir çift, 2 tek. Bir çift, şimdi 2 tek yapacağız. Sıra hep bu şekilde birer birer artarak ilerleyecek. Bakın şimdi büyük parçamda göstereceğim. Her defasında, her sıra başlangıcında mutlaka çift ile başlıyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman çiftler üst üste gelmemiş oluyor. Düzgün bir yuvarlak elde etmiş oluyoruz. Şimdi bu ilk parçada göstereceğim. Birleştirmeler tamamen aynı. Burada ben yine sıra sayılarını aşağı açıklama kısmına detaylı olarak yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Sadece trabzanlarda sıra birleştirmelerini gösterdim. İki zincirle yukarı çıkıyoruz. Şimdi büyük parçada tarif etmek istiyorum. Burada bakın 12 tane trabzanla başladık. Her birine çift battık. Bir sonraki sırada, üçüncü sırada bir çift ile başladık. Her defasında bakın çift ile başlıyoruz. Her defasında. Üçüncü sırada bir çift, bir tek, bir çift, bir tek şeklinde devam ettik tamamını. Dördüncü sırada yine çift ile başladık. Bu kez iki tek yaptık. Bir tane artmış oldu teklerimiz. Bir çift, iki tek, bir çift, iki tek şeklinde bu sırayı tamamladık. Bu 1, 2, 3, 4. sıramız. 5. sırada yine çift ile başlıyoruz. Teklerimizi 3'e çıkartıyoruz. 1 çift, 3 tek, 1 çift, 3 tek şeklinde. Bir diğer sırada yine çift ile başlıyoruz. Aynı şekilde birleştiriyoruz. 2 zincirle yukarı çıkıp kaydırmalarla sıra sonu olmuş oluyor. 1 çift, bu kez 4 tek bakın. 4 tek olana kadar hep bu şekilde devam ettik. Başlangıçta 1 çift, 4 tek. Bir çift, dört tek, bir çift, dört tek şeklinde tamamını ördük. Son, bakın dört tek bir çift sırasından sonra, yani bu 7. sıramız. Çift ile başlıyoruz. 7. sırada, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sırada çift ile başladık. 7 tek yaptık. 4'ten direkt 7'ye atladık. Neden? Biraz böyle artık içe kıvırmak istiyoruz örgümüzü. Burada bir çift, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tek, 1 çift, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tek, 1 çift şeklinde tamamladık. Diğer sıradaysa, son sıradaysa, 8. sıradaysa her birine bir tane. Bakın her sırada bir tane örerek bu sırayı da tamamlamış olduk. Ve ben ilk parçamı örüp tamamladığımda ipimi burada koparttım. Bu parçayı bu şekilde tamamladım. Aynısından, bakın şimdi 6 milim tığımı alacağım. Şöyle pomponlarımı da kenara koyuyorum. Burada bakın 8. sırayı her birine bir kez batarak tamamladık. Ve burada yine kaydırmamı yapıyorum. İlk trabzanın tepesine batıp kaydırmamı yapıyorum. Şimdi burada şu diğer örgümü kenara alacağım. Bunu ters kısımları iç içe gelecek şekilde şöyle bitiş noktalarını da birbirine yakın yapacağım. Bakın bunu bir bütün haline getireceğiz. Nasıl yapıyoruz? Hemen bakın. İlk trabzanın tepesine battığım trabzanın dıştaki kanadına batıyorum. Karşı parçadaki sıradaki gelen şuradaki trabzanın dıştaki kanadına batıyorum. Buradan alttan ilmek çıkarıyorum. Battığım noktalardan da ilmek çıkarıp bekleyen ilmeğimden geçiriyorum. Bir sonraki trabzanın bakın başak şeklinde duran dıştaki kanadına batıyorum. Karşıdaki parçanın da sıradaki gelen trabzanın dıştaki kanadına batıyorum. Alttan ipimi alıyorum. Battığım noktalardan ipimi çıkarttıktan sonra bekleyen ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Bunu sizler isterseniz tığla değil, normal bir iğneyle de dikişini yapabilirsiniz. Ama ben kolay olması açısından böyle hemen tığla devam etmek adına bu şekilde birleştiriyorum. Bakın, trabzanın dıştaki kanadı hemen karşıdakinin dıştaki kanadı alttan ipimi alıyorum ve zincir çekiyorum. Kaydırma dediğimiz bu teknikle iki parçayı bir bütün haline getirmiş oluyoruz. Şimdi bunu bakın içerisine yastığımı yerleştirecek şekilde daha önceden elimde olan bir kumaşım vardı. Bunu bu şekilde yuvarlak şekilde kesip ördüğüm parçayı ölçerek
kenarlarından diktim. İçine de elyaf doldurdum. Bunu şimdi birleştireceğim yeteri kadar. Sonra içine yastığımı yerleştirdikten sonra açık kalan diğer kısmını da hemen kapatacağım. Hızlı bir şekilde yapalım. Kırlentimizi bu şekilde bakın tamamladık. Şimdi artık hazırlamış olduğum pomponları yerleştireceğim. Burada ben elimde böyle ipler vardı. Bu renge yakın. Bu tarz pomponlar hazırladım. Sizler elinizdeki ipleri kullanabilirsiniz. Bu pomponu nasıl yaptığımı daha önceden sizlerle detaylı olarak paylaşmıştım. Pomponu nasıl yapıyorum? Videonun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak videomuza ulaşabilirsiniz. Şimdi pomponları yapmış olduğum iple yine bakın böyle bir dikiş iğnesiyle pomponlarımı kırlentime dikeceğim. Hemen şöyle pomponumun tam orta kısmına batıyorum. İğnemle bakın ipi şöyle gizleyeceğim. Dümlemiş olduğum ipi. Hemen burada bakın iz sürme yaptığımız bu birleştirdiğimiz noktalardan pomponları yerleştireceğim. Dikiş iğnesi yardımıyla kırlente batmıyorum. Örmüş olduğum dış tarafa batıyorum. Bunu bu şekilde makineye atıp yıkayabilirsiniz kirlendiğinde. Sorun olacağını düşünmüyorum. Bakın burada sabitledik. Şimdi birazcık şöyle ipimi yürüteceğim. 1-2 santim kadar. Sonra tekrar pomponu alıyorum. Pomponun tam ortasına batıyorum. Sağlam bir şekilde batıyorum burada. Zaten pomponu yaptığınız zaman siz de göreceksiniz. Böyle aralıklarını ayarlayarak. Şimdi pomponu battıktan sonra tekrar bakın. Burada pomponun içine batıyorum bir kez daha. Şöyle ipimi ikinci kez sabitlemiş olayım. Tekrar pomponumdan geçirdim. Mesafesini ayarlayarak şimdi kırlentime batıyorum. Kırlentime bir kez daha batacağım. Hem mesafeyi ayarlıyorum. Hem de sabitlemiş oluyorum. Oldukça sağlam oluyor. Şimdi sabitledikten sonra bir diğer pomponumu alıyorum. Tam orta kısmından pomponu yaparken, bağlarken birkaç kere bağlamak gerekiyor. Şimdi tekrar pomponumun içine batıyorum. Çıkmayacak şekilde. Pompondan iğnemi çıkarttıktan sonra kırlentime batıyorum. Çünkü mesafeyi ayarlamam gerekiyor bakın bu aşamada. Şöyle hemen batıp sıkı bir şekilde sabitleyeceğiz. Bu şekilde pomponlarımı dikerek kırlentimi hazırlamış olacağım. Pomponlarımızı kırlentimize monte ederek tamamlamış olduk. Gerçekten çok tatlı ve güzel oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.